Cana'dan ayrılacak mısın? Nalan'la evlenmek istiyor musun? Konuşsana oğlum. Bu işi çözmek istiyor musun? Yoksa bırak abi, madem bu haberler de çıktı, ben de Nalan'dan kurtulurum mu diyorsun? Bu iş çözülsün istiyorum abi. O zaman Nalan'la evlenmek istiyorsun, doğru mu? Bu iş çözülsün istiyorsun. Evlenelim. Ama Cana da bir kenarda dursun. Yani hem pastam bitmesin hem karnım doysun ha. Onu konuşsana. Kızmayacağım, bir şey demeyeceğim. Bu işi çözsek mi sana iyilik yaparız, çözmesek mi onu anlamaya çalışıyorum. Neden diye sorsan açıklayamam sana. Ama Nalan'la evlenirsem bana iyi gelecekmiş. Yani iyi olacakmış gibi geliyor. Sedat, bu kız ilaç değil. Ya da seni severek aldığın, sonra sıkıldığın şeyler gibi de değil. Yaşayan, duygusu olan, kanlı canlı, anne babasının gözü gibi baktığı bir kız evladı. Eve fino köpeği alıyormuşuz gibi konuşma. İçimden bir ses diyor ki ilerle falan olmaz bu iş. Ayakları yere bassan, net bir karar vereceksin. O karar bende yok abi. Bir yandan da tanıdığım kimseye benzemiyorsun hala. Hem çok tuhaf, hem çok tanıdık. Ondan bana zarar gelmez diyorsun. Peki senin o kat kat kadife perdelerinden ufak bir ışık sızar mı dersin Nalan gelirse? İmkansız değil bence abi. Anladım, tamam. Deneyeceğiz bakalım. Sen yarın ne yap, ne et, Cana'yı bu eve getir. Nalan işi bende. Ya yine beceremezsen? Becerirsin, becerirsin. Ben sana güveniyorum. Bir deneyelim bakalım. Sonrasını düşüneceğiz. Tamam. Çıkabilirsin. Abi yemin ederim ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım ben. En son güzel güzel konuştuk. Tekrar hoş geldin diyelim mi dedim. Hatta o da diyelim dedi. Gayet güzel bir şekilde, iyi bir şekilde içeri girdik. Sonra bir anda oldu her şey. Yani niye yüzüğü çıkardı, niye hiçbir şey söylemeden gitti? Yemin ederim bilmiyorum. Nerede aptal oynayacağını biliyorsan zekisindir. Bunca yıl, bunca şeye rağmen bu evde hayatını dilediğince sürdürebildiğine göre yeterince zekisindir. Ama unuttuğun ufak bir detay var kardeşim. Ben. Bilekliği önce ona hediye edeceksin sandı. Sonra Canan'ın bileğinde görünce bilekliğin asıl sahibinin kim olduğunu anladı. Ve kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir şey yaptı. Helal olsun. Cesur kızmış. Nasıl ya? Sen bu bütün bunları, bu bileklik olayını nereden biliyorsun? Zaten sizden olmazmış Sedatçığım.
Bu kız Koroğlu'nun boyunduruğuna girecek, öyle senin her dediğini, babamın her dediğini boyun eğecek bir kız değil gördüğün üzere. O yüzden boş ver sen bu işi. Tamam? Abi bununla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ya kız öylece kaldı, saçmaladı bence. Ya sen sorumu cevaplar mısın lütfen? Bu bileklik olayını nereden biliyorsun? Cevaplayamam kardeşim. Beni de artık bu işlerle uğraştırma. Zaten ben ne yaparsam yapayım sen bozuyorsun. Sedat, senin içindeki karanlıktan ben kurtaramam. Eğer babamdan intikam almak için yapıyorsan bunu yapma. Çünkü olan sana oluyor, görmüyor musun? Bir düşün. Ya nerede hata yapıyorum diye bir kere düşün. Ve ne bizleri, ne Nalan'ı bir daha bu oyunlara alet etme. Ben artık çok sıkıldım Sedat. Ya ben artık yokum. Dışarı çık. Dinleneceğim. Muzo. Ay Muzo. Bak bak. Bak bizimkiler gazetecilerle şey konuşuyorlar. Bak bak. Nalan Hanım siz bir açıklama yapacak mısınız acaba? Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ay maşallah Muzo. Bak Sedat da sonunda mutlu olacak gibi. Ha? Hayırlısı neyse olsun. Tarihi var mı? Düğün için şu anda net bir tarih veremem. Ama onu da yakında öğrenirsiniz. Fulya? Hı hı. Aynen, aynen. Evet, gündemi tamamen değiştirmeyi başardık. Tamam. Ne diyor? Nasıl da çözüm her şeyi diyor değil mi? Aha, aynen. Sevimsiz. Sedat Bey, peki sizce bu aşk masalı mutlu sonla bitecek mi? Prens prensesine kavuştu. Bundan sonra aksi düşünülemez. Nalan sana bir hediye gönderdi, onu verecektim. Uyuyorsan buraya bırakıyorum.
Kapı kilitli değil, gel. Nalan sana bunu yolladı. Ben kaza geçirdiğimde hastanede ona çok destek olmuşsun. Öyle dedi. Sağ olsun. Söylediklerin ona çok iyi gelmiş. O da teşekkür etmek istemiş. Sen iyi misin? İyiyim abi. Ne aldın mücevherciden 450 bin liralık? Ben almadım abi. Yani babam Nalan istediğini alsın deyince ben de ne istediyse aldım. Sonra bir de babamdan fırça yemeyeyim kızı istediğini almadın diye. Ben de tanıştım Nalan'la. Konuştum. Farkındasın değil mi? Yani o kızın bir ev parası harcayıp kendine takı almayacağını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Sen bayağı aptal belledin bize ha. Abi. Kendine bize istediğin yalanı söyle. Ama ne Nalan'a, ne Nalan hakkında bir daha yalan söylemeyeceksin. O kız sana ikinci bir şans verdi. Kıymetini bil artık. Tamam, çık dışarı. Çalışacağım. Babama söylemeyeceksin değil mi abi? Alo, Nalan iyi misin? Alo, duyuyor musun? Muzaffer Bey, ben Feride. Feride Hanım, kötü bir şey yok değil mi? Yok, kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Nasıl yardımcı olabilirim? Nalan iyi mi? Size çok saçma gelecek ama acaba 2 saat sonra buluşabilir miyiz sizinle? Olur tabii tabii. Feride Hanım, konu neydi bu arada? Düğünün olup olamayacağı hakkında konuşmamız lazım. Kusura bakmayın, rahatsız ettim sizi bu saatte. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. İnşallah size bir faydam dokunur. Oturmaz mısınız? Tabii. Konu ne Feride Hanım? Bugün Canan Hanım'la karşılaştım. Bana Sedat'la 7 yıldır birlikte olduğunu söyledi. Koroğlu ailesinin bunu bilip bizden sakladığını söyledi. Söylediklerinin doğruluk payı var mı? Rafet Bey geçen sefer yeminler edip reddetmişti. Ama Cana Hanım'ın düğüne bu kadar az vakit kala pervasız çıkışı aklımı karıştırdı benim doğrusu. Cana doğru söylüyor Feride Hanım. Sevgililerden,
Ama artık değildim. Onca söz, yemin, laflar yalan mıydı? Neden peki? Sizi üzmemek için herhalde. Öyle diyelim. Bugün olmasa yarın nasıl olsa öğrenecektik. Ne gerek vardı bu kadar yalana? İnsan anne babasını seçemiyor Feride Hanım. Benim ve kardeşlerimin şansına da bu anne baba düştü. Türkiye'nin en zengin ailelerinden biriydik. Kimse de olmayan biz de vardı. Her şey vardı ama hiçbir zaman mutlu değildik. Bütün ömrünü mutluluk denen şeyi aramakla geçirince insan yanlış tercihler yapabiliyor. Sedat aramızda en şanslı gibi görünse de babam çok ezdi, çok yaraladı onu. Benim sakatlığımdan dolayı çok fazla ilgi alaka vardı bana karşı. Ama sevginin kırıntısı bile olmayan mecburi bir ilgi alakaydı o. Selen tek kız olduğu için ailede ona da farklı bir ilgi vardı. Ama Sedat bunların hiçbirini göremedi. O yüzden çok yalnızlık hissetti. O da ilgiyi, alakayı Cana'da görünce çölde su bulmuş gibi yapıştı Cana'ya. Sadece sevildiğini, kıymetli olduğunu, değer gördüğünü hissedeceği bir çift göz arıyor Sedat o kadar. Nalan da en az Sedat kadar yaralı. Birbirlerine yeni yaralar açmayacaklarından nasıl emin olabiliyorsunuz? Nalan'ı tanıdığım kadarıyla o kimseyi yaralayamaz. Bazı insanlar vardır. Hayatınıza girmesi büyük şanstır. Nalan da onlardan biri. Sedat Nalan için çok büyük şans. Nalan da Sedat için. Geçmişte yaşanan acıların onları ayırmasına izin veremeyiz, öyle değil mi? Unutmak, unutabilmek. Allah'ın bir lütfu. Geçmişi sırtında taşıyarak yaşamaksa en büyük ceza. Nalan çok hassastır, çok kırılgandır. İnsanı bir hayatı tanımıyor. İnsanın cehennemin yine insan olduğunu bildiğim için izin vermedi. Nalan yabancılardan, tanımadığı insanlardan, bilmediği duygulardan korkar. Acı çekmesin diye her şeyden korkuttum. Sedat'a aşık oldu. Biliyorum, görüyorum. Hem de ilk defa. Artık onu buradan döndüremem. İçinde büyüttüğüm cam fanusa sokamam. Öyle bir şeye gerek kalmayacak Feride Hanım. Hala Sedat'la mutlu olacak. Nalan'ı size emanet ediyorum Muzaffer Bey. Bunu sizden çocuğun yaralarına merhem olamamış mutsuz bir anne olarak istiyorum. Ona kol kanat gerin. Evinizde kendisini yalnız, boynu bükük hissetmesin. Yardım istemez. Kimseyi rahatsız etmez. Siz yanında olun, olur mu? Olur Feride. Hayatım bana emanet ettiğini ben de size emanet ediyorum. Emanetiniz her zaman güvende ve iyi olacak. Merak etmeyin. Sağ ol. Kalkalım mı? Tabii.
Franco! Sen şimdi şu tekneyi hazırlat, bir de hesabı öde, biz yavaş yavaş çıkalım. Hadi. Hemen hallediyorum diye. Adil Beyciğim, ne diyordu o türkü? Oğlan bizim, kız bizim. Hey hey hey! Oğlan sizin, kız bizim. Hey hey hey, 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 hey! Ya ikisi de bizim. Geliyor düğün alayı, kaynanalar çeksin halayı. Dur dur dur. Ya ne yapıyorsun ya? Belki denize düşer de biz de kurtuluruz yani. Yok. Şaka şaka, hadi git bak sen sonra. Levent. Levent. Çok. İyi misin? İyi misin? Rahatladın mı? Tamam, sakin ol. Tamam, geç. Geç. Sedat. Geç. Ne kadar güzel diyoruz, organize etti. Her şeyi diyoruz ya. Aferin, aferin oğlum. Oba. Yoruldu yazın. Yoruldu. Nalan sana birini anımsatıyor mu? Abi şimdi hiç sırası değil bugün gerçek. Şşş. Nalan'ı ilk gördüğüm gün beynimden vurulmuş gibi oldum. O an anlayamadım da sonradan dank etti. Evet. İkisi de sarışın, tamam. Ama bunu konuşmanın zamanı şimdi mi abi? O kızın başına gelenlerin binde birini Nalan'a yaşatırsam, bak bu sefer susup oturmam. Senin o canını yakarım. Ne yaparsın? O zaman yapmadığım şeyi yaparım. Ve inan bana, bu sefer iyiler kazanır. Hala yas tutuyorsun demek ha? Benim anlamadığım bu o kızın yası mı? Yoksa seni değil, beni tercih etmiş olmasının yası mı? Hangisi abi? Neyin yası, ben sana söyleyeyim. Doğduğun günkü sevincimin yası. Çünkü sen büyüdükçe o sevinç yerini koskocaman bir hayal kırıklığına bıraktı. Sen gerçekten havalı, içi bomboş bir hayal kırıklığısın. Bugünü mü bekledin canını yakmak için? Sen Nalan'ı hiç hak etmiyorsun. Eğer Nalan'a zarar verecek olursam, iki elim yakanda olur. Bak, her adımında ensende olurum. Bunu unutma kardeşim.